Canlar, dostlar, hanımefendiler, beyefendiler, arkadaşlar, selamlar, saygılar. 2017 bitiyor. Evet, bugün son gün. Ee, çok heyecanlıyız. İyisiyle, kötüsüyle bir 2017 atlattık. 2017 bizim için hiledir. 2017 bizim için hiledir, hacı. Yılın başından beri diziyle uğraşıyoruz. Çekimler iyiydi, işte kurgusuydu falan. O bitti, evet. Vallahi bir yılda bitti. Her yılı yaşlanıyoruz. Evet, bu yılda yaşlandım. Kaç yaşıma giriyorum? 2000. Evet, 32 yaşıma gireceğim şubatta. 32. Gösteriyor mu? Göstereyim mi? Göstereyim mi? <laughs> Hacı 2017'de neler oldu şöyle kısaca, ee, dünyada neler oldu kısaca sizinle. Geçen yıl ne anlatmıştım? Geçen yıl mıydı lan? Yıl başında e, masal mı anlatmıştım? Böyle bir şey yapmıştım galiba. Bu yıl yapmayayım dedim, masal anlatmayayım. Bu yıl 2017'de neler yaşadık? Onu anlatayım dedim. Genel olarak yani dünyada neler yaşadık? E başlayayım o zaman. 2017'de kanka Kuzey Kore bildiğiniz üzere Amerika'ya siz hayırdır bilader biz vakabaya aşırıyız dedi. Amerika'da yaptı. NASA'nın da Satürn keşif aracı Cassini, Cassini diye yazılıyor. 20 yıllık görevini tamamlayıp Satürn'ün atmosferinden içeriye dalmış. Buradan da kendisini rahmetle anıyoruz. <laughs> Hazır atmosferden dışarı çıkmışken bununla alakalı bir şey daha var. Güneş sistemimizde Mars ve Jüpiter arasındaki bu asteroit kuşağında daha önce eşine rastlanmamış birbirinin yörüngesinden dönen böyle iki tane gök cismi keşfedilmiş. Düşün orada bir sürü gök cismi, asteroit falan dönüyor. Bir tane bilim adamı çıkıp sen şu ikisine ne? Zoom yap, <laughs> zoom yap. <laughs> Suudi Arabistan'da da kadınlara 2017'de ehliyetli araç kullanma izni verilmiş. Çünkü daha önce ehliyetsiz araç kullanma izni verilmiş. <laughs> Hocam biz bunlara bu izni verdik ama hani ehliyetli demedik. He. Tamam ehliyetli olsun. Yılı ne yazayım? 2017 yaz. 2017'de Katalonya bağımsızlığını ilan etmek istedi. İspanya hükümeti de ha siktir oradan. dedi. Katalonya durur mu? Size ne lan dedi. İspanya'da e İspanya orası. Mal. Bizim orası dedi. Ya sonuç olarak Katalonya hala göt oluşunu sürdürüyor. Bu en ilginç olay benim en ilgimi çeken Çin'de bin yıllık nadide kase 250 milyon yuane satılmış. Yuane yani. <laughs> Yuan aynen Çin'in parasıymış. Ben de yeni öğrendim. Çin'in para birimini niye eskiden öğrenmiş olayım ki zaten? Yani 37 milyon dolar. TL'ye hesaplayamadım şu an evet hesaplayamadım çünkü sürekli değişiyor yani haksız mıyım şimdi 140 milyon tl ed ediyor derim yani seneye bu videoyu izleyen biri için 250 milyon tl olabilir kim aldı acaba kaseyi kaseyi derken hani normal kase <laughs> yanlış anlamasın hani videonun direkt atlata atlata ilerlerken bu kısmına denk gelen olduğunu düşünebiliyor musun kaseyi ne yaptılar acaba ya <gülüyor> 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 hakikaten kim aldı acaba kaseyi yani ya ne yapacaksın ki yani çorba da içemezsin Öyle duracak mı? <laughs> ne kadar fakirsek çorba dedim ya. Zengin düşünemiyoruz. Bak böyle bir şey vardır hayatta. Zengin düşünebilmek. O kadar fakirim ki. Yani adamın 37 milyon dolara aldığı kasede ezogelin falan içeceğini düşündüm. 2017'de Mısır'daki Keops piramidinin büyük galerisi var. Siz orayı bilmezsiniz ben bilirim. <laughs> Çok gitmişim gibi anlatıyorum şu an. <laughs> O işte büyük galerinin üstünde 30 metre derinliğinde gizli bir bölme bulunmuş. Ve keşfedilmiş evet. Herhalde böyle piramidin içinde her gün böyle bir ekip geziyor hacı tamam mı yer arıyor böyle. Buldukları her boşluğu not alıyorlar. <laughs> İbrahim not al. 30 metre boşluk var burada. Hacı değmez yazmayalım bence ya. 30 metre ne ya? E, geçen gün Abdülmecid 200 metre kare yer bulmuş. 30 metre şimdi söylerse kaybolur. <laughs> Bu arada Twitter'da da e, artık 140 karakterden. 280 karaktere çıktı o yazım şeyi. Evet, artık daha fazla yazabileceksiniz. Ne kadar büyük bu haber? Aynen. Bence 140 karakter bile bazılarına fazlaydı. 2017'de başka ne oldu? Gök bilimciler şimdiye kadar bilinen en sıcak gezegeni buldu. Hangisi? Güneş. Şaka şaka. Hacı dünyadan bak dünyadan sağa dönüyorsun. <laughs> dünyadan çık. <laughs> Dünyayı Karşına al. <laughs> bu şakayı sonsuza kadar sürdürebilirim anladın bu şekilde. Dünyadan 650 ışık yılı uzaklıktaki gezegenin sadece yüzey sıcaklığı 4300 dereceymiş. Eliyle ölçmüş bana koyayım. Bunu, buna hakikaten nasıl buluyorlar acaba ben çok merak ediyorum. Patron burası daha sıcak sanki. Ya yemin ediyorum tak Kaliforniya'dan hissediyorum ya. Bu 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 daha sıcak. Güneşi siktir <laughs> Ne oldu 2017'de peki başka? Kadir Topbaş, Melih Gökçek, ve Bursa'daki adını unuttum şu an. İstifa etti. Tabii canım istifa ettiler. 2017'de bizi üzen Halit Akçatepe'yi kaybettik. Harun Kolçak, Vatan Şaşmaz, Sezer Sezin, Fikret Hakan gibi isimleri kaybettik. Umarım mekanları cennet olsun. Sevdiğimiz insanlar göçüp gidince böyle hani senin de çocukluğunu alıp gider ya. Öyle oluyor. Evet. Umarım 2018 bize daha iyi şeyler getirir gibi böyle temennilerde bulunmak istiyorum. Yemin ediyorum hiç samimi değilim şu an. Hiç içimden gelmiyor. Çünkü 2018 daha boktan olacakmış gibi geliyor. <laughs> şu sıralar astrologlar meydanda biliyorsunuz. Biliyorum takip ediyor musunuz? Ben onların sıkı takipçisiyimdir. Astrologlar çıkıyor. 2018'de şu olacak. Şu çeyrekte. Hangi çeyrek? Şu çeyrekte. E, genellikle yay burçları e, yay burçları para alışverişlerine çok dikkat et çünkü onlar için çok önemli bir dönem özellikle hazirandan sonra paranın ana koyuyorlar bu şekilde <laughs> Bu şekilde yani evet, 2018'in süper olacağına dair e, haberler görüyoruz bazı yerlerde. Sadece astrologlar için söylemiyorum tabii. Hani bazı yerlerde böyle haberler görüyoruz. 2018'de herkes iyi niyet bekliyor. Herkes iyi şeyler bekliyor. Ama ben bir bok olacağını düşünmüyorum. Evet. Birazcık birilerinin gerçek şeyler söylemesi e, gerekiyordu. Evet abi. Filmler ve filmler ailesi. Kendinize iyi bakın abi, 2018'de bomba gibi geliyoruz. Hileyi izleyin, paylaşın, beğenin, reklamlara tıklayın. Neden reklamlara daha fazla tıklamanız lazım artık bizim videolarımızda? Sürpriz yazıyordu videonun başlığında gördüğünüz gibi. Premium, premium. Bildiğiniz üzere filmlerfilmler.com'da eleştirel paralelimizin premiumları da var. Bazı eleştirel paralelimiz premium oluyor. filmler.com'da filmler artık 2018 1 Ocak itibariyle premium paradiler yok. Yani premium paradi sistemimiz tamamen kalkıyor. Artık bütün eleştirel paradilerimiz ücretsiz olarak sizlerle buluşacak. Sizden biz filmler ve filmler ekibi olarak tek isteğimiz böyle bir karar aldık. Premium paradiler sistemini artık kaldırıyoruz. Premium paradilerle gerçekten bizi destekleyen insanlar oldu. Şu zamana kadar hileyi çekmemize fayda sağlayan, hileyi çekmemizi sağlayan insanlar, premium paradelerden gerçekten satın alan insanlar, bizim videolarımı izleyen sizler ve şu saatten sonra sizden tek isteğimiz dostlar, e, premium sistemimizde kalktığına göre artık bütün videolarımız YouTube'da olacak. reklamlara tıklamanız, bizi paylaşmanız. Bazı arkadaşlar diyorlar ki ulan çok güzel videolarınız. Bunu kimseyle paylaşmak istemiyorum. E kimse duymasın istiyorum. Sadece bende kalsın istiyorum diyormuş. Allah belanızı vermesin. Böyle olmaz oğlum paylaşacaksınız. Olmaz. Evet paylaşın reklamlara tıklayın. <laughs> Öyle şeyler diyormuş bazı arkadaşlar yapmayın. Yapmayın abi yapmayın. Bak kimler kimler aldı yürüdü. Hani biz yürüyelim daha iyi şeyler yapalım. Çünkü biz büyüdükçe daha iyi şeyler yapıyoruz gördüğünüz üzere. ilk kurulduğumuz zamana bak şimdiki zamana bak. Youtube'da bütün eleştire parodiler ücretsiz. Hepsi tek tek gelecek. Bizi şu zamana kadar premium parodilerle desteklemiş olan sen, kanka, dostum, kardeşim, abim, ablam. Çok sağ ol. Bize hile gibi bir proje yapma fırsatı tanıdın. Şimdi YouTube'da ve bütün sosyal medya platformlarında bizi takip eden dostlar, daha çok izleyin, daha çok paylaşın. Güzel işler olacak. 2018 bizim için. <laughs> America Captain Yeah Süper kahraman yapımlarını izlerken aklımıza takılan o malum sorunun gıdıklandığı, ulan bu kadar patlama çatlama değdi mi şimdi anasını satayım sorusuna cevap aranan senelerdir über, süper, düper olarak izlediğimiz kahramanlarımızın mer 1300 lira artı sigorta artı flak bil ve yemek şartıyla devlet kadrolarında istihdam edildiği ve izlerken insanın ya kim kimin yanındaydı oğlum ya diye de düşünmeden edemediği bu yapımda kahramanlarımızın angutça yaptığı işlere bütün devletler kelime yapmaya başlayınca dünya gezegeninin temsilcisi Amerika'nın dışişleri bakanı çıkıp diyor ki çük sizde taşak sizde böyle olmaz hacılar artık bir tanesini biz alıyoruz. Zaten pek de haksız değiller. Ne çıkıyorsa bu salak karının herifi adam gibi boş bir yere uçurmak varken gidip binaya yaslamasıyla oluyor. Baya mal gibi binaya doğru götürüyor bombayı. Sonra aman tanrım ben ne yaptım ühü <laughs> dimdik bir şekilde yukarı kaldırsaydın adamı havada patlardı. Duygusal yapacaklar, mevzu çıkacak falan ya. İlla serbest muhasebeci Faruk Bey'in ofisine uçuracak. Anladığımız kadarıyla onu döv, bunu haşla, buna çak derken bunlara dövmelik kötü adam kalmamış. Senarist de demiş ki e bir de birbirinizi dövün amına koyun bakalım nasıl olacak. Aman efendim dövmek ne kelime. Birbirine uçak atıyor. Öteki ona arabalar yağdırıyor. Yok yerin dibine gömüyor. Buna da bizim ülkemizde köylü köylüyü gurbette siker diyorlar. İnanılmaz mantık hatalarıyla dolu yapımda daha Bismillah demeden salaklıklar başlıyor. Böyle bir caddede böyle kadar uçağı uçuracaklar da bir kişi de ana bu ne lan demeyecek. Biz küçükken balkondan tükürürdük de mahallede görmeyen kalmazdı. Adamlar minnak F-35 uçağıyla bebekte 3-5 tur atıyor kimsenin penisinde değil. Pardon da memleketin haline bir bakar mısınız? Nijerya'dasınız lan. Arka caddede 3 dolara adam vuruyorlar bu memlekette. Neyin havası bu? Hem Allah'ın Nijerya bir bulaşıcı hastalıklar tesisi mi var Ulan git bir ekmek fırına aç iki manav aç ne bileyim esnaf lokantasına faizsiz kredi ver millet açlıktan lastik kemiriyor bunlar üç kuruşu denkleştirip tesis açmışlar hem de bulaşıcı hastalıklara onun için tesise gerek yok ki. iki tur attın mı memlekette? 20 farklı hastalığı bünyende ihtiva ediyorsun oğlum. Bir de tabi bu süper kahraman sınıfının genelde golları bacakları, gazları gözleri çok kaliteli olsa da zihinsel bölümden sınıfta kalıyorlar. Amerika kaptan diyor ki 7 düşman kaldı. Bizim bu dingil diyor ki 5 tane düşman kaldı. Bakalım. 1, 2, 3... 7 eksi 3 5 Ulan daha dört işlem bilmeyen Angut'a milyon dolarlık makineleri takmışlar. Ne bekliyorsun ki bu adamdan? Ayrıca affedersiniz de el bombasının süresi başrol tehlikeli alandan çıkana kadar ama ayarlı. Herif bombayı atıyor. Bizim kız içeride dövüyor, vuruyor, kırıyor, arada çay içiyor, gankisiyle sohbet ediyor. Bu arada aa dur bomba vardı ya diye lütfedip kapıyı açtıktan sonra pek saygıdeğer bomba bey de eh biz de patlayalım artık geç oldu deyip patlıyor. Belirtmek isteriz ki Hollywood'un süper kahraman filmlerini ısıtıp ısıtıp aç 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 bak uçak geliyor tadında bize itelemesi açıkça söylemek gerekirse bizleri yıldımla yıldım ettiriyor. Normalde filmler giriş gelişme sonuç olarak yapılır. Bu yapımda ise gelişme gelişme giriş, gelişme, gelişme 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 ve gelişme olarak gidiyor. Bir de bu dümbüğe ekselansları demeleri yok mu? Lan neyin ekselansları? Lara bile gerek yok. Ekselans de buna. Hatta Excel de. X de neymiş? Wakanda'nın kralıymış. Wakanda namına koy. Gıçınızdan ülke uyduracaksınız. Adam gibi isim koyun adından belli sömürge ülkesi oldu. Gerçek bir ülke bile değil. Hem gerçek ülke olsa ne yazar? Kim takar yalava kaymakamına la? Gerçekte yağmurlu havada bir yudum su vermeyeceğiniz adamlara filmlerde yapay saygı mı gösteriyorsun? Ey Hollywood! Bir paragrafta örümcek adamı açmak isteriz ki aslında açmadan kapatsak mı diye de düşünmedik değil. Bu nasıl bir tip la? Onu geçtim. Bu nasıl örümcek adam? Bu bildiğin örümcek ergen. Azıcık garizma olur, tip olur, şekil olur. Nerede bu Peter Parker? Nerede bu sümsük? Sağa sola afıl atıyormuşum. Yo tövbe. Müslüman da olmuşuz. Oo. Bu elbise mi lan? Ya ne yapıyorsun? Özelim o benim tamam mı? Sana bir burs, bir de streç adam gibi bir kostüm vereyim bizim tarafa geç. Ha ben gelince kazanacağınızı yani. Acayip bir planım var. Kaptan akıllı ol bak. Yanımda halktan bu çocuk var. Yani. Adam ol işte. Bizim ekipte sivil var. A fırlatıyor. İlginç. Ergenlikte henüz daha. Sen o fırlattığını ağ zannediyorsun. Bu gördüğünüzde uçan, kaçan, telefonu, televizyonu hologram olan teknolojide son noktaya ulaşmış Iron Man'in ofis telefonu. Aşağı mahalledeki Yılmaz Elektrik'te 45 lira. Bir de Robert Downey Jr. abi de gençleştireceğim derken Yılmaz Morg e benzeten makyaj ekibine de buradan selam olsun. Kısacası bütün bu anlattıklarımızı göz önüne alınca isminin Kaptan Amerika İç Savaş yerine adını Kaptan koydum Stark'ın yolu olması gerektiğini düşündüğümüz bu yapım bizim için... <laughs> zaferinden bahsediyorsun demirden zırhımı okla mı vuracaksın Entmenle ne oğlum çık gada boyun sen Stark'la Falcon'u karıştırmışsın soyadım Stark'sa eğer ben buna övünürüm Stark'ın gücünü hafife alma kalkanın wifi'si vardır sanırım İnternet kopunca zor durumda kalma. İstersen bana ukala mukala de. Para bende. İstersem hepsini yakarım starkım lan. Benim arkam çok sağlam adıma bir lafı hakaret sayarım. Evet.